Uçaklar Tibet'in üzerinden geçtiklerinde daha kısa süre gidecekken neden çevresinde dolanırlar? Aslında bu sorunun cevabı Tibet için kullanılan dünyanın çatısı benzetmesinde saklı. Tibet deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 5000 metreyi bulan ve içerisinde dünyanın en yüksek yeri Everest tepesini barındıran bir coğrafya. Peki bunun uçaklarla alakası ne? Modern yolcu uçaklarının kabinleri basınçlandırılmış durumdadır. Bu basınç sisteminde bir arıza meydana geldiğinde ilk etapta yolcuların nefes alıp verebilmesi için oksijen maskeleri devreye girer. Ancak oksijen sisteminin kapasitesi ortalama olarak 15-20 dakika yeterlidir. Bu yüzden kabin basınç sisteminde arıza meydana geldiğinde pilotlar uçağı 3000 metre irtifaya çekmek zorundadır. Tibet bölgesinin çoğu yerinde yükseklik 3000 metrenin çok ama çok üstündedir. Tibet'te acil bir durumda uçakların güvenle alçalabileceği bir ortam bulunmamaktadır. Ayrıca çift motorlu uçaklarda motorlardan birisi arızalandığında uçakların güvenle uçabilmesi için belli bir irtifaya inmeleri gerekir. Tibet'in coğrafi yapısından dolayı bu ne yazık ki mümkün değildir. İşte bu sebeplerden dolayı Tibet'in üzerinden hiç uçak geçmez.